Evet, fındık hasatlarını şu anda tamamladık. Tabii Ağustos ayının sonlarına doğru fındıklar da pazara indi. Tabii TMO alım fiyatlarını açıklamıştı. Yani Levant kalite 82,5, Giresun kalite 84 lira olarak açıklandı. Tabii serbest piyasada üreticiler adına önemli bir fındık alımı tarafı. Tabii çoğunuz da serbest piyasa alıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımından başladıktan sonra serbest piyasada yaklaşık bir 72-73 liradan düşük bir fiyattan alımlara başladı. Tabii şu anda yaklaşık bir aya yakın bir fındık pazara iniyor ama serbest piyasa hızlı bir şekilde yükselişe geçti ve şu anda baktığımızda piyasalarda 100 lira ve seviyelerinde hatta 100 liranın üstünde alım yapan manavları, alıcıları görüyoruz. Hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Tabii ki bu yükseliş devam edecektir. Biz üreticilerimize özellikle hasat bittikten sonra fındık pazarı inerken fındığınızı pazara ihtiyacınız kadar indirin. Mecbur kalmadıkça pazara fındığınızı indirmeyin. Çünkü fındık fiyatları yükselecek diye sürekli zaten açıklamalarda bulunduk. Üreticilerimiz de bunların birçoğu dikkate aldı. Tabii ki bu dikkate alan üreticilerimizin elinde şu anda fındıkları duruyor. Ama mecbur satmak zorunda olan üreticilerimiz, işçi parası, okul parası, maliyetler vesaire bunları vermek zorunda kalan üreticilerimiz tabii ki pazara fındığını daha düşük fiyatlardan sattı, indirmek zorunda kaldı. Ama şu anda fındık fiyatları 100 lira seviyesine geldi. Bu hızlı bir şekilde devam edecek. Yani yine aynı şeyleri söylüyoruz. Üreticilerimiz elinde bulundurduğu fındığı mecbur kalmadıkça ihtiyacı kadarını pazara indirsin. Çünkü fındık fiyatları yükselişe devam edecek. Çünkü bu sene hem harmandaki fındığı çuvala koyamadık. Yani bahçedeki fındığın, görünen fındığın, o Temmuz aylarında gördüğümüz fındığın Ağustos ayında harmana gelmediğini gördük. Harmana gelen fındığın da patuzdan tane olarak çıkmadığını gördük. Yani genel bir rekolte düşüşü var. Bu rekolte düşüşü karşısında gerçekten ülkemizde üretilen fındığın da çok ciddi bir talebi var. İhracat ürünü, talep çok. O açıdan da şu anda fındık yani yok satıyor diyebiliriz. Yani üreticinin artık bugünlerdeki fiyatlar aslında hasattan sonra ilk piyasada beklediği fiyatlardı. Biz de zaten ziraat odalarımız çiftçilerin adına söylemiş olduğumuz fiyatların 100 lira olarak ilk fiyatların oluşmasıydı. Ama bugünlerde oluştu. En azından fındığını elinde bulunan üreticilerimiz bu fiyatları ve üzerine satma imkanı doğdu. Tabii ki oluşan fiyatlar seneye muhakkak önemli ölçüde bu fiyatlar ve fiyatların üzerinden fındık hasat sonrası oluşacak olan fiyatlardır. O açıdan önemli. Çünkü fındık artık şu var, yani fındıkta artık bir talebin yoğun olduğu, yani dünyada artık Türk fındığının başka fındığın damak tadının artık yerinin dolmadığını açıkça görüyoruz. Onun için Türk fındığı kalitelidir, Türk fındığı talep görmektedir. Bunun için şu anda oluşan fiyatların, son fiyatların üzerlerinde önümüzdeki yıldaki fiyatların da oluşması açıkça ortadadır. Ama bizim ne yapmamız lazım? Biz fındığımıza en iyi şekilde bakmamız lazım. Fındığımızı verim ve kaliteyi artırmamız lazım. Çünkü biz liderliğimizi asla hem verimde hem kalitede asla kesinlikle geri düşmememiz lazım. Onun için üreticilerimizi biz ziraat odaları olarak en iyi şekilde bu anlamda uyarıyoruz. Yüz lira da kurtarmıyor ama ben bekletmeyi düşünüyorum. Bu sene bekleteceğim. Herhalde inşallah biraz 110-120 olacak gibi gözüküyor. Bakalım. Üreticiler de zaten çok evet yemiyelerimiz falan masrafımız çok çoğaldığı için bekletmeyi düşünüyoruz biz de. Şu anda piyasa iyi gibi gözüküyor ama belki ileride daha iyi olur diye bekletmeyi düşünüyoruz işte. Vallahi bir tona yakın, bir ton olur herhalde. Bu sene yarı yarıya. Normalde 2 ton fındığım oluyordu. Bu sene yarı yarıya. Hani evet 40 milyona yakın yemiye verdim. Bana hiçbir şey kalmıyor. Daha doğrusu hani gübresini hepsini çiftçilerin içine koyduğun zaman bir şey kalmıyor. Ama gene de işte yan gelir olarak bir yapmak zorundayız, toplamak zorundayız. O yüzden de fiyatın, fiyatın yükselmesini bekliyoruz. Gene biraz bize bir şeyler kalsın diye.
Ya 105-110 lirayı buldu fındık da. 105-110 lirayı buldu da. Hani yine de memnun değiliz. Yani hayat şartlarına göre fındığın 150-160 lira olması gerekiyor şu anda. Ben zaten bu fındıkta yerden fazlası masraf. Yani yerden fazlası masraf. Şeyinde değilim. İnşallah değerinde bulur, satarız yani. Depomuz yok, koymaya mecbur. Ya tüccara emanete bırakacağız. Ya da toplu birlik satacağız. Yani ikisinin biri. Peki depon olsaydı saklar mıydın abi? Saklardım biraz. Yani hepsini değil de yarısını saklardım en azından. İhtiyacım olan da olmayanı saklardım.